Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte trigonometri kampının 3. gününe başlıyoruz. 3. günde toplamda 3 videomuz olacak ve size işaretlerden bahsedeceğiz ve trigonometrik oranlardan bahsedeceğiz. İlk videomuzda 3 sayfayı işleyeceğiz. Yani işaretleri işleyeceğiz ve trigonometrik oranlara şöyle bir gireceğiz. Biraz bir kısmını yapacağız. Yani kitabımızda sayfa numarası 15'i, 16'yı ve 17'yi işleyeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Trigonometrik fonksiyonların işaretlerini yapmak istiyorsan bir kere analitik düzlemdeki artı eksi olaylarını biliyor olman lazım. Ki biliyorsun büyük ihtimalle. Şimdi düşün. Trigonometride şu birinci bölgedeki işaretimizde artı Artıya artı değil mi? Evet. Yani x ekseni artı y ekseni eksi artıyı gösteriyor. İkinci bölgede ne oluyor? x artı y eksiyi gösteriyor. Yani y artı olacak burası. Üçüncü bölgede her ikisi de eksiyi gösteriyor. Eksiye eksi olacak. Ve dördüncü bölgede de biri artıyı biri eksiği gösteriyor. Yani apsimiz artı ordinatımız da eksiği gösteriyor. Sen trigonometrik böyle eksenler eksenler olarak bildiğin zaman bunu ne olarak biliyorsun? Kosinüs ekseni. Bunu da ne olarak biliyorsun? Sinüs ekseni olarak biliyorsun. Evet şu bilgiler senin için işaretlerde yeterli kardeşim. Bak şimdi birim çemberi çizdin. İçine sin kos tan kotu yazdın. Sinüs ve kosinüsleri çok rahat bir şekilde işaretlerini yazabilirsin. Evet ilk önce kosinüse bakalım. Şuradaki bir bölgede ben böyle. Hop aşağı indiğim zaman kosinüs hop. Şu buraya geldiğim zaman sinüs. Hocam kosinüs de artı sinüs de artı. Artıya artıyı yazdık. İlk önce sinüs ve kosinüsleri koyacağım. Buraya geldim. X ekseni yani kosinüs ekseni eksi sinüs artı. Eksiye artıyı yazdım. Şuraya geldim. Her ikisi de eksi. Eksiye eksiyi yazdım. Buraya geldim. Kosinüs artı sinüs eksi. Hop artı eksi yazdım. E hocam tanjant ve kotanjantı nasıl yazacağım? Kardeş tanjant dediğin sin bölü kos değil mi? Ya da kotanjant dediğin kos bölü sin değil mi? Aynen öyle. Tanjant dediğin sin bölü kos artının artıya bölümü artıdır. Kotanjant dediğin de yine artının artıya bölümü artıdır. Bitti gitti. Burada da tanjant dediğin artının eksiye bölümüdür. Yani sin bölü kos eksidir. E, kotanjant dediğin de eksinin artıya bölümüdür. Yani eksidir. Şuraya geldin. Tanjant dediğin nedir? Eksinin eksiye bölümü artı. Yine eksinin eksiye bölümü artı. Bak dikkat et. Bütün neyse sor. Bunu da yazayım da ondan sonra. Burada eksinin artıya bölümü ne yapıyor? Eksi. Bu da artının eksiye bölümü ne yapıyor? Eksi yapıyor. Dikkat et bütün bölgelerde tanjantın ve kotanjantın işaretleri aynı. Tanjant artıysa kotanjant artı oluyor. Birinci bölgede artı artı. ikinci bölgede eksi eksi. Üçüncü bölgede artı artı. dördüncü bölgede de eksiye eksi şeklinde oldu. Bunları ezberlemeye gerek var mı? Yok efendim bütün sınıf kara tahtada coştu da bilmem ne de böyle kelimeler türetiyorlar bilmem ne falan filan. Bu zamana kadar hiç bunları aklında tutmadım. Bence sen de tutma. Ya sen analitik düzlemdeki şu işaretleri biliyorsun. Bunun kosinüs bunun sinüs olduğunu biliyorsun. Kos ve sinüs işaretini bulunca ondan sonra tacat ve kotancat da kendiliğinden çıkıyor zaten. Değil mi? E o zaman hiç ezberleme. Şurayı meşgul etme kardeşim. Evet işaretleri öğrendik. Geldik buraya. Şimdi 234 derece. Bu arada bölgelerdeki açıları nasıl tahmin edeceğiz? Arkadaş burası 90 derece değil mi? Evet. 0 ile 90 derece arası birinci bölgedir. Burası 180 derece. 90 ile 180 derece arası ikinci bölgedir. Burası 270 derece. 180 ile 270 derece arasındaki açı üçüncü bölgededir. 270 ile 360 derece arasındaki açı da dördüncü bölgededir. Hadi bakalım. 234 ne ile de arasında bu? Hocam 234 180 ile 270 derece arasında yani burada. Arkadaş burada sinüsün işaretine bakacağım. Sinüs ekseni bu değil miydi? Evet. Hop şöyle geldim. Negatif sayıyı gösterdi hocam sinüs. O zaman A'nın işareti ne oldu? Eksi oldu. Kosinüs 312. Kosinüs 312'yi gösterirken 312 270 ile 360 derece arasında yani burada bu açının kosinüsüne bakacağım. Kosinüs eksenine bakacağım. Artıya denk geldi. Sağ tarafa denk geldi. B'nin işareti artı oldu. Tanjant 268. Tanjanta bakacağım şimdi. 268 ne ile ne arasında? 180 ile 270 derece arasında. Burada Tanjant değeri sinüs ve kosinüsü bulacağım. Arkadaş sinüs de eksi kosinüs de eksi. O zaman tanjantın işareti de ne olacak? Eksinin eksiye bölümünden dolayı artı. Yani C'yi artı bulduk. Ve sırada ne var? Kotanjant 110 var. Kotanjant 110 derece nerede arkadaşlar? 90 ile 180 arasında. 90'dan büyük 180'den küçük. Bu arada da kotanjant değerine bakacağım. Sinüsü ve kosinüsü bulmam lazım. Sinüsün değeri bak sinüs dikey eksen şurayı gösteriyor. Artı kosinüsün değeri de buraya gösteriyor eksi. E kotanjant demek eksinin artı yani kosinüs bölü sinüs demek o zaman kotanjant değeri de ne yapıyor? Eksi yapıyor. O zaman D'nin işareti de eksi olmuş oldu. Bu kadar. Tamam. Sıkıntı yaşamazsın. Rahat bir şekilde yaparsın. Geldik örnek 2'ye. Şimdi diyor ki böyle ifadeler verilmiş. O zaman işaretlerini bulalım. Hangileri pozitiftir diye soruluyor bana. 181 derece. 181 derece. 180 ile 270 derece arasında. Bu bölgede sinüsün işaretine bakacağım. Arkadaşlar sinüs dediğimiz burası sinüsün işareti ne oldu? Eksi oldu. Tanjant 219. Tanjant 219'a bakıyorum. 219 nerede? Yine 180 ile 270 arasında. E, sinüs eksi, kosinüs eksi ya. Tanjant değeri de eksi eksiye bölümünden dolayı artı yapar. Kosinüs 269. 269 da yine 180 derece ile 270 derece arasında değil mi? Evet. Bu bölgede kosinüsün işareti ne yapıyor arkadaşlar? Kosinüs dediği burası yani eksi yapıyor. İşareti eksi oldu. Şimdi A kare zaten daima pozitiftir. İşareti ne olursa olsun. Küp. B küp. B'nin işareti artı olduğu için bu da artı oldu. C'ye bakıyorum. C de eksi artı çarpı artı çarpı eksi. Ne yaptı? Eksi yaptı. Tamam birincisi eksi oldu. İkincisine gelelim şimdi. Hocam hocam A üzeri 5. A'nın işareti negatif olduğu için tek kuvveti negatiftir. Çift kuvvet her zaman pozitiftir. İşaretine bakmama gerek yok. C'nin işareti negatif olduğu için bu da negatiftir. Artın çarpma, eksi artın çarpı eksi eksi ile eksinin çarpımı da artı yapar. Bunun işareti artı oldu. İkincisi artı oldu. Üçüncüsüne gelelim. A çarpı B çarpı C. Hocam bu eksi bu artı bu da eksi olduğunu biliyorum. Artın çarpma, eksi artın çarpı eksi eksi ile eksinin çarpımı da artı yapar. Yani bu da artı oldu. 2 ve 3 cevabımız yaptı o zaman arkadaşlar pozitif olanlar. Evet örnek 2'yi de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 3'e. 7 pi bölü 9. Hocam esas ölçüsünü bulalım. Paydanın 2 katına bölelim. Kardeşim paydanın ilk zaten 18. 7 18'e bölünmüyor. Esas ölçüsü o zaman bu zaten. Ha esas ölçüsü bu da. Pi'lilerde yaparken nasıl yapacağız? Normalde bak 90 dedik ya. Şöyle yapabilirsin. Hocam pi bölü 2 burası. Pi burası. Burası 3 pi bölü 2. Burası da 2 pi deyip işte hangi pi bölü 2 ile pi arasına mı düşüyor? 3 pi bölü 2 ile pi arasına mı düşüyor? 3 pi bölü 2 ile 2 pi arasına mı düşüyor? Hangi aralıkta? Yani pi'den yüksekse 3 pi bölü 2'den asla 3. bölgeye düşüyor deyip yorum yapabilirsin. Yani buradaki 7 pi bölü 9'un hangi aralıkta olduğunu bulabilirsin. Ama bu biraz zor, değil mi? Bence pi'lilerde de esas ölçüsünü bul ve açıyı o şekilde yap. Derece cinsinden bulsan daha iyi olur. E ben burada pi yerine 180 yazsam, şunda şu sadeleşince kaç yaptı? 20 yaptı. 7 ile de 20'ni çarpma, 140 yaptı. Yani benden sinüs 140 isteniyor. Arkadaşlar, 140 derece ne ile ne arasında? 90 ile 180 derece arasında. Yani burada. Bunun sinüsü ne yapıyor? Artı yapıyor. Yani A'nın işareti artı oldu. Geldim B'ye. Kosinüs 3, 35, pi bölü 18. Hocam paydanın iki katına bölsem 35, 36'ya bölünmüyor. Esas ölçüsü bu. O zaman bu nedir? Aslında 180 derecedir. Şu şu sadeleşince 10 yapar. 35 ile 10'un çarpı 350 yapar. Yani bu kosinüs 350'ye eşit oldu. Kosinüs 350. Hocam 270 ile 360 derece arasındadır. Bu bölgede kosinüsün işareti yatay eksene bakacağım. Hocam pozitif tarafa denk geldi. Bunun da işareti ardı oldu. Tanjant 64. 69 pi bölü 4. Esas ölçüsünü bul. 69'u 8'e böl. 9 kere 8 72. 8 kere 8 64. Kalan kaç yaptı? 5 mi yaptı? Evet. Kalan bu. Aslında bu tanjant neye eşittir? Siyah kalemle yazayım. Aslında bu tanjant Payda 5 ya. 5 pi bölü 4'e eşittir. Esas ölçüsünü bulalım. Bu 180. 180'i 4'e bölsen 45. 5 ile 45'i çarpsan 5 kere 5 bu tanjant kaç yapıyor? 5 kere 5 25. 125 yapıyor. 125 kaçıncı bölgede? Hocam 180 ile 90 derece arasında burada. Burada kaçının tanjantını bulacağım? Hocam ben sinüs değerinin artı olduğunu biliyorum. Kosinüs değerinin eksi olduğunu biliyorum. O zaman tanjant değeri de eksi mi olur? Evet. Tanjant 5, 5 pi bölü 4. 5 pi bölü 4. 5 kere, ay 125 yazmışım ben buraya. Ah benim kafa. Arkadaş 5 kere 5 25. 5 kere 4 20. 225 yapıyor burası. Yani 225'i arayacağız. 225 nerede arkadaşım? Hocam 270 ile 180 derece arasında. Bak yanlış yapıyordum. Bu bölgede tanjant ne? Sinüs eksi kosinüs eksi olduğu için tanjant da eksinin eksiye bölümü artı yapar. Yani her üçünün de işareti ne oldu? A artı B artı C de artı oldu arkadaşlar. Örnek 3'ü bu şekilde bulduk gençler. Evet. geldik bir sonraki soruya Evet x açısı kaçıncı bölgededir diye soruluyor arkadaş sinüsle kosinüsün çarpımı negatif olmuş e o zaman bu ne demek Birisi artı birisi eksi ya da hocam şu eksi şu artı olacak her ikisi de eksi olamaz ya da her ikisi de artı olamaz Bir de bu bu verilmiş bana şunu öbür tarafa atsak hocam bu kosinüs x küçüktür sinüs x oldu değil mi Evet e o zaman ben burada arkadaşım kosinüsün eksi sinüsün artı olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ya çünkü dedik ki işaretleri farklı olacak. Ya artıya eksi olacak ya da eksiye artı olacak dedik. E kosinüs sinüsten küçük ya. E o zaman kosinüs eksidir. Ya kosinüs artı olup da sinüs eksi olabilir mi sence? Olamaz. Çünkü pozitif bir değer negatif bir değerden küçük olamaz. Yani kosinüsümüz eksi olacak. Yani şurası gitti. Gençler işte şurayı iptal ettim. Kosinüs eksi olacak. Sinüs de artı olacak. Ben kosinüsün kosinüs ekseni bu ya sinüs ekseni de bu ya. Kosinüsün artı oldu. Sinüsün de pardon kosinüsün eksi oldu. Kosinüsün eksi oldu. Sinüsün de artı olduğu yeri arayacağım. Yani şu bölge. Bu bölgede kaçıncı bölge arkadaşlar? İkinci bölge. O zaman cevabımız ikinci bölge yaptı. Geldik bir sonraki soruya. İlginç bir soru gibi duruyor. A çarpı B. Bak A çarpı B ile C sayıları negatifmiş. O zaman bir a çarp b'yi bulayım ben. a çarp b neye eşittir? Çarpalım şunu da şunu. Hocam sin kare x geldi. Sonra tanjant x geldi. Sonra ne geldi? Kosinüs x geldi çarptığımız zaman. Yani bunun işareti neymiş arkadaşlar? Bunun işareti negatifmiş. Bunun işareti negatifse eğer arkadaş zaten şunun işareti pozitif bir şeyin parantez karesi pozitif olduğundan e o zaman şu ikisinin çarpımı negatif olacak. Yani bu ne demek? Ya tanjant x eksi ya kosinüs x artı olacak. Ya da tam tersi ya burası artı burası eksi olacak. Tamam bunu bulduk bunu yorumlayacağız. Şimdi C'ye gelelim. C dediğimizde bu. Kosinüs x artı kotanjant x neymiş arkadaşlar? Küçük sıfırmış. Hmm. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu arada arkadaşlar biraz önce konuyu anlatırken de demiştik. Burada da kotanjant x var. Ben burada tanjant x'in işaretini buldum. Kotanjant x'in işareti de belli mi? Belli. Çünkü ne dedik? Tanjant x'in işaretiyle kotanjant x'in işareti her bölgede aynı demedik mi size? Bak şöyle. Bak bak bir daha göstereyim. Ee, çünkü tanjant her ikisi de artı. Her ikisi de eksi. Her ikisi de artı. Her ikisi de eksi. O zaman biz tanjantın işareti eksi kosinüsün işareti artı dedik ya. Tanjantın işareti artı kosinüsün işareti eksi dedik ya. O zaman biz şu yorumu yapabiliriz. Tanjantın işareti eksi ise kot, kota, e, kotanjantın işareti de eksi olabilir. Ya da kotanjant tanjant artıysa kotanjantın işareti de artı olabilir. O zaman ben burada şu yorumu yapayım? Arkadaş, bu kosinüs x artı, kotanjant x ne olacak? Küçük sıfır olacak. E, o zaman bunun küçük sıfır olması için ya bunların her ikisi de negatif olacak, ya bunlar biri eksi biri artı olacak, ya da şu şekilde artı eksi olacak. Her ikisi de artı artı olur mu? Olmaz. Bir kere şu iptal. Her ikisi de artı artı olamaz. Çünkü iki tane pozitif sayı sıfırdan küçük olamaz. Hocam her ikisi de eksi olabilir mi? Yok. Bak tanjant ve kosinüsü incelerken biz ne dedik biraz önce? Biri eksi biri artı olsun dedik. Biri eksi 1 artı. O zaman kotanjant da aynı şekilde değil mi? Hani kosinüs artı tanjant eksi yani kotanjant eksi demek oluyor. Ya da bu kosinüs eksi kotanjant artı demek olmuyor mu bu? Evet. O yüzden her ikisi de eksi eksi de olamaz. Yani bu da gitti. Buradan dolayı. Yani ya kosinüs eksi iken kotanjant artı ya kosinüs artı iken kotanjant eksi olacak arkadaşlar. Hmm. Hangi durumda olacak acaba bu durum? Arkadaşlar burada birim çemberi yorumlayalım isterseniz. Birim çemberde yorumlayalım. Birim çemberi çizeyim. Birim çemberi çizince şöyle neyi yorumlayacağım ben? Kosinüs ile kotanjantı. Bu kosinüs ekseni hop bu da kotanjant ekseni değil mi? Evet. Ben şimdi kosinüsün eksi olduğu ve kotanjantın artı olduğu bölgeyi arayacağım. Hocam kosinüsün eksi olduğu ve kotanjantın artı olduğu yer neresi? Bir ilk önce şunu şöyle kopyalayayım. CTRL C yapayım. Şunu da şurada incelemesini yapayım. Çünkü iki tane inceleme yapacağım şimdi. Bak şimdi arkadaş dikkatli dinle beni. Bak kosinüsün eksi kotanjantın artı olduğu yer. Şu kosinüs ekseni. Kosinüs ekseni eksi nerede? Ya ikinci bölgede ya üçüncü bölgede. Peki kotanjant, şunu inceliyorum. Bak dikkat, şunu inceliyorum. Hocam kosinüs eksi yani ya iki ya üçte iken kotanjantın artı olduğu yer neresi? Burası. Yani üçüncü bölgede olabilir. Şu durum, ko bu durumu nerede inceledik? E, kosinüsün eksi kotanjantın artı olduğu yerde. Ben bunları topladığım zaman küçük sıfır yapıyor mu? Ona bakacağım. Arkadaş, şuradaki açıya bakayım ben şimdi. Şöyle, bu bölgedeki açı, bu bölgedeki açının kosu ko e, neyine bakacağım ben? Kosinüsü ve kotanjantına bakacağım. Mesela şu bölgedeki açı. Hocam buraya geldim. Bunun kotanjantı burası değil mi? Evet. Kotanjantı dediğimiz yer hocam böyle geldiğimiz zaman bu değer bak kotanjant pozitif değer ya pozitif değer birden büyük. Bu kosinüs değer de birden küçük yani sıfırla bir arasında değil mi? Evet burası bak birden büyük. Yani bu birden büyük. Bu da birden küçük negatif sayı olduğu için pozitif olan sayı daha büyük değil mi şuradaki negatif olan sayıdan? Evet. O zaman bu durumda ben incelediğim zaman pozitif olan sayı daha büyük olduğu için eksi ile artının toplamı kesinlikle ama kesinlikle ne oldu? Artı oldu arkadaşlar. Bak şunu görmüş olduk biz burada. Şunu ispatlamış olduk. Üçüncü bölgedeki bir değeri kotanjantla kosinüsü incelerken ne oluyor? Kotanjantla kosinüs kotanjant değeri kosinüs değerinden daima büyüktür. Hatta farkları daima ama daima kotanjanttan kosinüsü çıkarttığın zaman ne oluyor? e, kotanjant değeri birden büyük bir değer olduğu için ya da toplamları daima ama daima ne oluyor? Pozitif oluyor diyebiliriz. Ama hocam sen birin dışına taşırdın. birin dışına taşırmazsan ne olur? Bak şöyle yapsak ne olacak? Şimdi buradaki değer kosinüs değeri değil mi? E, buradaki değer de kotanjant değeri. Yine sayı olarak burası daha büyük. Burası daha küçük. İşte buradaki değer aslında kosinüse bakacağım ya. Şu kelebekten dolayı buradaki değer şuradaki değere eşit olmuş oluyor zaten. E, bu değer bu değerden daha büyük olduğu için Tamam sayı olarak daha büyük. Ya atıyorum şurası 5 burası 3. Yani burası artı 5 burası eksi 3. Rasyonel sayıları yazmak istemiyorum ben şimdi. Burası artı 5 burası eksi 3 toplamları daima ne yapar? Pozitif yapar. Onu demek istiyorum yani tamam mı? E o zaman bizim olay burada geçerli değil. Yani kosinüs eksi kotanjant artı bunların toplamı pozitif yapıyor. Negatif yapmıyor. O zaman bizim olay nerede arkadaşlar? Tam olarak burada. Kosinüsün artı kotanjantın eksi olduğu yer. O yerde nerede arkadaşlar? şurada bak. Yine çizdim bunu buraya. Şimdi biz kosinüsün artı olduğu yeri arayacağım. Kosinüsün artı olduğu yer burası ve burası. Bir de kotanjantın eksi olduğu yer. Kotanjantın eksi olduğu yer burası değil mi? Her de sağlanan yer burası. O zaman bu bölgede arkadaşlar. Bu bölgede bu ikisinin toplamı negatif yapıyor. Bunun da ispatını sana yapayım. Bak dikkat. Arkadaş. Şimdi ben şöyle bir açı değeri yazacak olursam. Şöyle bir açı değeri yazacak olursam. Hop kotanjant eksenine değdirdim. Bu açının kosinüsü tam olarak burası. Atıyorum burası kaç olsun? 1 bölü 2 olsun. Tamam mı? Pozitif bir değer. Bu açını bak birden ne oldu arkadaşlar? Birden büyük oldu. Hatta negatif de bir değer olarak düşün. Mesela atıyorum eksi 2. Arkadaş kotanjant değeri eksi 2. Kosinüs değeri artı 1 bölü 2 topladığım zaman negatif bir sayı mı yapıyor? Evet. O yüzden artıya eksi olan yerde yani bu bölgede her zaman ama her zaman kotanjant x ile kosinüs x'in toplamı negatif bir sayı yapmış oldu. Bak bir soruyla sana bin onlarca soruyu öğretmiş oldum. Bunun bu şekilde sinüs x artı tanjant x de gelebilir mesela. Negatif olduğu durum gelebilir mesela. Hatta onu da sen incele istersen. Birim çemberde sana incelemeyi öğrettim böyle. İşte kosinüs değeri burası. Bak birden küçük. Bunun da kosinüs değeri hop birden büyük oldu. Yani eksi 2 oldu. Ne olursa olsun her zaman buradaki değerden büyük olmak zorunda. Yani sayı olarak mutlak değerce büyük olmak zorunda. Eksi 2 ile birbirinin toplamı bu. Ne yaptı? Negatif bir sayı yaptı. O yüzden burası. Yani ben benim açı nerede? X açısı 3. bölge Yok 4. bölgede arkadaşlar. Bana diyor ki X açısının derece cinsinden en küçük tam sayı değeri nedir? E ben 3. bölgede bir açı seçeceğim ve derece cinsinden en küçük sayısını bulacağım. Arkadaş burası 270 burası 360 ya. 270 ile 360 derece arasındaki en küçük tam sayı değer nedir? 271 derecedir. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Çünkü sadece bir soruyu çözüttürmüyor bu. Diğer böyle mantıkta soru geldiği zaman kosinüs x artı kotanjant x, sinüs x artı tanjant x küçük sıfır şeklindeki mantıktaki soruları yorumlamayı öğreten mükemmel bir soru arkadaşlar. Ya hocam zor. Hayır. Birim çemberde de böyle yorumlamayı da bileceksin kardeşim. Bunu da unutma. Tamam mı? Ee, bazen mesela şeyleri de yorumlayacaksın böyle e, bunlarda yorumlarken. Mesela tanjant sinüsle tanjantı yorumlayacaksın. Hocam sinüsle tanjant nasıl yorumlanacak? 45 derece sana bir tüyo vereyim. Bu sana ödev olsun. 45 dereceden küçükse farklı yorumluyorsun. 45 dereceden büyükse farklı yorumluyorsun. Birim çember çiz ne demek istediğimi anlarsın. Çünkü tanjant 45 1'e eşit. Birden büyük olduğu zaman tanjant 45 birden büyük olduğu zaman daima birden büyük oluyor. Tanjant 46 mesela. 47-48 mesela. Tamam unutma bunu. <laughs> Ay siz de görün. Haydi bakalım. Şimdi bu olayı hallettik. Birim çemberde böyle işaretleri incelenirken ve garip garip sorular geldiğinde bazen birim çemberi de çizip orayı da yorumluyoruz arkadaşlar. Evet. Dik üçgende trigonometrik oranlara geldik kardeşim. Bunu 9. sınıfta da gördünüz zaten. Bunu nerede de gördünüz aynı zamanda 8. sınıfta da gördünüz galiba. Arkadaş buradaki açımız alfa ise bak alfanın karşı dik kenarı burası. Komşu dik kenarı burası. Bak alfanın komşusu. Burası da hipotenüs dik üçgende değil mi? Sinüs alfa nasıl tanımlanıyor? Arkadaş sinüs. Bir kere sana şu tüyoyu vereyim. Kola başlayanlar hep kosinüs olacak. Tamam mı? Kola başlayanlar. Yani kola başlayanlar ya kosinüs ya komşu olacak. Bak şimdi sinüs alfa. Sinüs alfa dediğimiz nedir? Karşı bölü. Sinüs ve kosinüs de bölü hipo olacak. Bunu unutma. Karşı bölü hipo. Bak kosinüs demiş. Kola başlamış. Komşu bölü hipo. Bak unutma. Sinüs ve kosinüs de bölü hipo olacak. Sinüs karşı bölü hipo. Kosinüs koala başlıyor. Komşu bölü hipo. Tanjant kotanjant. Bak bu kola başlayan o zaman burası komşu olacak. Tanjant da burası karşı olacak. Karşı bölü hipo olmayacak. Tanjant ve kotanjant da arkadaşlar karşı bölü komşu zıttı olacak. Ya da kotanjant komşu bölü karşı olacak. Tekrarlayalım mı? Sinüs ve kosinüs de ne oluyormuş arkadaşlar? bölü hipo olacak. Sinüs karşı bölü hipo. Kosinüs kola başlıyor. Komşu bölü hipo. Tanjant karşı bölü komşu. Hipo olmayacak orada. Kotanjant da kola başlıyor. Komşu bölü karşı olacak. Bitti. Bu tanımları bil. Olay bitiyor. Şimdi mesela x dar açı olmak üzere. Dar açı olmak üzere. Kotanjant x. x dar açıysa bir dik üçgenin içine oturtabilirim kardeşim ben. x dar açıysa bir dik üçgenin içine yazarım. Kotanjant x demek. Hocam ne demek? Komşu bölü karşı demek değil mi? Yani komşusu 3 karşısı 4. Bu x'in komşusu 3 karşısı 4 yazdım. Aslında şöyle yazmak lazım. Burası 3K burası 4K yazmak lazım ama en son bizden trigonometrik değerler istenildiği için yani oran istenildiği için 3 ve 4 yazmakta bir sakınca yok. Ama genelde 4K'ya 3K yazmak lazım. Evet bunu yazdıktan sonra 3, 4 ne üçgeni? 5 üçgeninden burası 5 çıkar. E bizden ne isteniliyor? Sinüs X isteniyor. Sinüs X hocam karşı bölü hipotenüs 4 bölü 5. Sonra kosinüs x. Kosinüs x komşu bölü hipotenüs 3 bölü 5. Sonra tanjant x. Tanjant x de karşı bölü komşu yani 4 bölü 3 çıkar. Bu arada dikkat et daha önce de söylemiştim. Tanjantla kotanjant birbirinin tersi gördüğün üzere. Tamam daha öncesinde de bahsetmiştik bunu. Geldi örnek 2'ye. X'ler açı olmak üzere. O zaman dik üçgen çizebilirim. Şöyle bir dik üçgen çizdim. X Sinüs x 5 bölü 13'müş. Sinüs demek ne demek? Karşı bölü hipo demek. O zaman x'in karşısı 5 olacak. Hiposu 13 olacak. Normalde 5k 13k yazmam lazım ama trigonometrik değerler sorulduğu için oran soruluyor demek. Bir oranda da bölü k'lar gideceği için böyle yazabiliriz. 5 e 13 yazabiliriz. 5, 12, 13 üçgeni vardı. Dolayısıyla burası 12 oldu. E hocam buradan sonra ne olacak? Buradan sonra da bizden kosinüs x isteniyor x açısı burası demiştik. Bu açının komşusu 12 hiposu 13. Kosinüs komşu bölü hipo ya. Yani 12 bölü 13 yaptı. Sonra tanjant x. Tanjant x dediğimiz karşı bölü komşuydu. Karşı bölü komşu 5 bölü 12. Sonra kotanjant x de Nikola başlıyor. O zaman komşu bölü hipo değil. Sadece sinüs ve kosinüs de hipo olacaktı. Komşu bölü karşı. Yani x'in komşusu 12 karşısında 5. Zaten tanjantla kotanjant birbirinin tersi diye söylemiştik. Evet örnek 2 böylelikle cevaplar bunlar çıktı. Geldik örnek 3'e. Bak sıfırla pi bölü 2 arasında. Bak ne demek bu? Sıfırla 90 derece arasında bir açı x açısı var. Ve tanjant x değeri verilmiş. O zaman ben dik üçgen çizebilirim. Hemen dik üçgeni çizeyim. Şöyle bir dik üçgen çizdim. Sıfırla 90 derece arasında dediği için. O dik üçgen dar açıya burası. Dar açı olduğu için dik üçgen içine oturtabiliyorum. Tanjant x 1 bölü 3. Ne demek tanjant? Karşı bölü komşu demek. E o zaman karşısı 1 komşusu da 3 olacak arkadaşlar. E 1 3 ise Pisagor bağıntısı şuraya a dersem a kare eşittir 1'in karesi artı 3'ün karesinden 10 yapar. A da böylelikle kök 10 çıkar. Şimdi benden trigonometrik değerler istenildiği için k'lı bir şekilde yazmadım burayı. Herhangi bir sıkıntı yok. Kos kare x. Öncelikle kosinüs x. Hocam kosinüs x komşu bölü hipo değil mi? Evet. Yani 3 bölü kök 10'un karesi eksi sinüs x karşı bölü hipotenüs yani 1 bölü kök 10 çarpı kosinüs x komşu bölü hipotenüs 3 bölü kök 10. E bu 9 bölü 10 yaptı kardeşim. Eksi bu da 3 bölü kök 10 kök 10 10 yaptı. 6 bölü 10 çıkar. 6 bölü 10 da nedir kardeşim? 3 bölü 5'tir. Cevap 3 bölü 5 oldu. Geldik örnek 4'e. Şimdi arkadaşlar şimdi burada pi bölü 2 ile pi arasında verilmiş x. Ne demek bu? Pi bölü 2 burası, pi burası. Biraz önceki yaptığımız bütün sorularda birinci bölgedeydi. Hep artı oluyordu, sıkıntı yoktu. İşte bu yüzden böyle sorularda bölgeleri yazın. Bölgelere göre işaretler de değişecek. Bunu unutma. Arkadaş benim x açısı bu bölgede. Normalde ben böyle kosinüs x verilmiş, kosinüs x, kosinüs kos kare x verilmiş aslında. Ya ben böyle dik üçgen çizemem aslında normalde ama hani birinci bölgedeymiş gibi düşünüp de çiz. Tamam. Ama nerede? İkinci bölgede. İkinci bölgedeki açı 90 ile 180 derece arasında. Cos kare x 9 bölü 25 verilmiş. Buradan ne geliyor? Kosinüs x hocam 3 bölü 25. 3 bölü 5 yapar. Ama dur. İkinci bölgede değil miyiz? Evet. Sinüsün işareti nedir arkadaşım? Sinüsün işareti artı. Kosinüsün işareti eksidir. Hocam bir şeyin parantez karesi 9 bölü 25 ise o bir şey ya 3 bölü 5'tir ya da eksi 3 bölü 5'tir değil mi? Ya artı 3 bölü 5 ya da eksi 3 bölü 5. Ha ikinci bölgede olduğu için ikinci bölgede kosinüsün işareti ne olmak zorunda? Eksi. Sadece işaret olarak düşün. Tamam yine yaz. Kosinüs x komşu bölü hipotenüsü yaz. Ama şunu bil. Kosinüs x 3 bölü 5 ama ikinci bölgede olduğu için işareti eksi de. Hatta tanjantın işareti Eksi yapıyor. Kotanjantın işaret de ne yapıyor? Eksi yapıyor. Bunu da bilelim. Burada ne var? 3, 4, 5 üçgeni var. Tamam. Şimdi yaz. Kosekant x ne demekti arkadaşlar? 1 bölü sinüs x demek değil miydi? Evet. Artı tanjant x isteniyor bizden. Şimdi 1 bölü sinüs x. Sinüs x dediğimiz karşı bölü hipo. Yani 4 bölü 5. Ama dur. İşaretini yaz sonrasında. Sinüsün işareti bu bölgede neydi? Artı. Tamam. Artı 4 bölü 5. Artı tanjant x'e bakacağım. Tanjant x normalde 4 bölü 3. Ama arkadaşım ikinci bölgedeki işaretini eksi. Aslında burası eksi 4 bölü 3 olmak zorunda. Ters çeviriyorum. Hocam 5 bölü 4 eksi şu artı ile eksinin çarpımı 3 bölü 4 soruluyor bana. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Pardon bu 4 bölü 3. Yani artı ile eksinin çarpımı eksi. Bu 4 bölü 3 yazacağız ya buraya. Nereden çıktı bu? Şunu 3 ile genişletelim. Şunu 4 ile genişletelim. O zaman ne yapıyor arkadaşlarım burası? Hocam burası 15 bölü 12 eksi 16 bölü 12 yapar ve cevap da böylelikle eksi 1 bölü 12 mi yapar? Aynen öyle. Demek ki farklı bölgede olduğu zaman yine dik üçgen çizebilir misin? Trigonometrik değerini bulup işaretini deyip oraya işaretini koymayı ihmal etmeyeceksin kardeşim. Anlaştık. Hadi bakalım. Bu sefer pi ile 2 pi arasında verilmiş. Bak bak bak. Pi burası 2 pi burası. Pi ile 2 pi arasında. Yani birim çemberde şu şekilde Hangi bölgede verilmiş normalde arkadaşım? Şu bölgede verilmiş bizim x açısı. Ama tanjant x değeri 1 bölü 3 verilmiş. Arkadaşlar işaretleri yazalım. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Sinüsün işaretli eksi, kosinüsün işaretli eksi. Eksinin eksiye bölümü artı bu da artı. Burada sinüsün işareti eksi, kosinüsün işareti artı. Tanjant eksi, kotanjant eksi. E, Normalde bize pi ile 2 pi arasında vermişti açıyı. Hocam bu bölgede mi bu bölgede mi bilmiyoruz. Ama tanjant x pozitif verildiği için tanjant x nerede pozitif? İşte burada. Yani bizim bölgemiz burada olacak o zaman arkadaşlar. Tanjant değeri pozitif olduğundan. Yani bizim açımız ne x açısı ne ile ne arasında aslında arkadaşlar. Pi ile burası 3 pi bölü 2 değil mi? Evet. 3 pi bölü 2 arasında kesin ve net. Tamam yine Tanjant x değeri. Dik üçgeni çizebilirsin. X'i çizdin. Sonra tanjant x. Karşı bölü komşuyu yazdın. Şuraya a dedin. A kare eşittir. 1'in karesi artı. 3'ün karesi dedin. 10 çıktı. A'yı da böylelikle kök 10 buldun. Şimdi benden sinüs x. Eksi kosinüs x isteniyor. Arkadaş sinüs x 1 bölü kök değil mi? Evet. 1 bölü kök ama dur. Bu bölgede sinüsün işareti neydi? Eksi. Eksi 1 bölü kök yazacaksın. Eksi kosinüs x. Kosinüs x nedir? 3 bölü kök ondur. Ama dur. Bu üçüncü bölgedeyiz ya. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti nedir? Eksidir. Dikkat. E o zaman buradan eksi 1 bölü kökon artı eksi işte, eksi çarpma artı yaptı. 3 bölü kök on yaptı burası. Topladığım zaman da 2 bölü kök 10 mu çıktı? Evet cevap böylelikle 2 bölü kök on oldu arkadaşım. Bölgeyle dik üçgenle nasıl çözülebileceğini şimdi anladın mı? Bence anladım. Evet geldik bir sonraki soruya diyecektim nota. Tanjant ve kotanjant ifadeleri birbirini çarpmaya göre tersi olduğundan tan ve kotanjant içeren denklemlerde tanjant x yerine sen aslında 1 bölü kotanjant x yazabilirsin. Ya da tam tersi kotanjant x yerine 1 bölü tanjant x yazabilirsin kardeşim. Çünkü daha öncesinde de söylemiştim yine hatırlatayım. Tanjant x dediğimiz nedir? Sin bölü kostur. Kotanjant x dediğimiz nedir? Kotanjant x dediğimizde kos bölü sindir. A bir sin kos bir kos bir sin. Yani birbirinin tersi kardeşim. Yani tanjant x bir bölü kotanjant x'e eşit. Ya da kotanjant x bir bölü tanjant x'e eşit. Bazı sorularda öyle hem tanjant hem kotanjant varsa aynı cinsten yazmak daha faydalı oluyor. Sorularda haberin olsun. Şimdi örnek 6'ya geldik. Örnek 6'da ne demiş? X açı olmak üzere. Şöyle bir ifade verilmiş. Arkadaş böyle bir ifade verilmiş ama ben bir şey yapamıyorum. Yapamıyorsam o zaman ne yapacağım? Şöyle bir şey yapacağım. Ya aslında burada sin kos yazıp da yine denklemi çözümüne ulaşabiliriz arkadaşlar. Onu söyleyeyim bir kere. Ya hocam bu sin kos, bu kos bölü sonra payda eşitle işler star yap. Gelebilir büyük ihtimalle. Bakalım şöyle bir şey gelmiş. O zaman ben burada kotanjant x yerine tanjant x'i daha çok seviyoruz ya. Tanjant daha sıcak geliyor. O yüzden bunun yerine 1 bölü kotanjant yazayım hocam. Değil de kotanjant yerine bir bölü tanjant yazayım. O zaman bak burada ne yaptı arkadaşım. 2 tanjant x eksi 2 çarpı 1 bölü tanjant x. Yani 2 bölü tanjant x eşittir 3 mü yaptı? Evet. Şimdi şununla şunu da şu çarpı bu. Yani 2 tan kare x eksi 2 bölü tanjant x eşittir 3 mü yaptı? Aynen öyle. İşler dışlar yapınca bölü 1 ya burası. O zaman 2 tanjant kare x eksi 2 eşittir 3 tanjant x yapar. Hocam öbür tarafa atalım. 2 tanjant kare x eksi 3 tanjant x Düzgün yazsana ya Kenan Hoca ya. Ah beni gidi beni. Eksi 2 eşit 0 oldu. Hocam kareli bir şey var burada. Çarpanlara ayırma olabilir. Şöyle tanjant x'e ben bir a diyeyim. Tanjant x'e bir a diyeyim. O zaman bu 2a kare eksi 3a eksi 2 oldu. Değil mi? Eşit 0 ya. Hocam çarpanlara ayırsam 2a'ya a 2'ye 1 desem dur. Çaplaz çarpımlarından eksi 3 elde edeceğim. Şu şöyle 2, 2, 4 yapıyor. O zaman 1 ile 2'yi yer değiştireyim çapraz çarpımlarından eksi 3 elde edeceğim ya. Eksi 4 a artı a yapıyor. Evet bunu elde ediyorum. O zaman bu ne yapıyor? 2 a artı 1'e a eksi 2 eşittir 0 yapar arkadaşlar. E buradan ne geldi? Ya bu 0'dır ya da bu 0'dır. O zaman 2 a artı 1 eşit 0 2 a eşittir eksi 1'dir. A da buradan eksi 1 bölü 2'dir. Hocam a dediğimiz neydi? Tanjant değeriydi. Tanjant x x dar açı demişti bana. Eksi 1 bölü 2 olabilir mi? Olamaz. O zaman ne diyeceğiz? a eksi 2'nin sıfıra eşit olduğunda a 2 olur. a 2 demek tanjant x eşittir 2 demek değil midir? Evet. Tanjant x eşittir 2. Evet a dar açıysa tanjant x pozitif sıkıntı yok. Tanjant işte dar açı olduğu için dar açıda da hani birinci bölgede bütün hepsi artı değil miydi arkadaşlar? O yüzden birinci bölgede olmak zorunda yani tanjant değerinin negatif değil de pozitif olmak zorunda. Tanjant x değeri 2 çıktı. Benden sinüs x artı kosinüs x deniyor. Şuraya bir dik üçgen çizeyim küçük. Tanjant x değeri 2. 2 1. 1 2 kök 5 üçgeninden burası kök 5 çıkar. Şimdi benden sinüs x artı kosinüs x deniyor. Sinüs x artı kosinüs x. Neye eşit bu sinüs x? Arkadaş karşı bölü hipotenüs 2 bölü kök 5 artı kosinüs x ne? Komşu bölü hipotenüs 1 bölü kök 5 Topladığım zaman da 3 bölü kök 5 mi yapıyor? Evet cevabımız 3 bölü kök 5 yapar. Evet örnek 6'yı bu şekilde bulduk. Geldik örnek 7'ye. 26 26 20. Arkadaş geometri konuşuyor burada. İkiz kenar olup da tabanda da mevcutsa insan olan ne yapar? Hop tabana ait yüksekliği çizer. Tabana ait yüksekliği çizdim. 10 10. Ana 10 26. Hocam bu 2'nin 5 katı. Bu 2'nin 13 katı. O zaman burası da 2'nin 5, 13. 5, 12, 13 üçgeninden 12 katı olur. Yani burası 24 yapar. Benden sinüs alfa artı kosinüs alfa. Bak şuradaki dik üçgende sinüs alfayı da bulurum. Kosinüs alfayı da bulurum. Arkadaş sinüs alfa nedir burada? Karşı bölü hipotenüs 24 bölü 26 artı kosinüs alfa dediğimiz komşu bölü hipotenüs 10 bölü 26 yapar. Topladığımız zaman 34 bölü 26 yapar. O da 17 bölü 13 yapar. Cevabımız 17 bölü 13 olur. Geldik şu soruya. Şimdi BC AB'den daha büyükmüş. BC AB'den daha büyükmüş. Hmm. Bu ne anlama geliyor? Dur bakalım. Anlayamadım ama. BC'nin şuradan AB'den daha büyük olması. 5'den daha büyükmüş. Tamam olsun bakalım. Vallahi hiçbir şey yürütemedim ama cevapta bir şey çıkacak galiba. Dur bakalım dur. Şimdi arkadaşlar burada kosinüs alfa artı sekant alfa mı isteniyor bizden? Evet. Madem bizden kosinüs alfa isteniyor. Alfaya ait bir dik üçgen lazım bana. E o zaman ne yapalım? Dik üçgen oluşturalım kardeşim. Dik üçgen böyle de oluşturulur da. 30'u parçalıyoruz kardeşim. 30 parçalanmaz. E dik üçgeni şöyle oluşturalım o zaman. Hocam alfaya da dokunmamam lazım. Şöyle dik üçgen oluştu mu oluştu. Aa hocam 30 60 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısının 3 olduğunu biliyoruz geometriden. 30'un karşısı 3 ise 60'ı karşısı da nedir? 3 kök 3'tür burası. Sonra ne var burada? 3 5 ne üçgeni? 3 4 5 üçgeninden. Burası da 4 çıktı. BC uzunluğu gerçekten şu AB uzunluğundan büyük oldu mu? Oldu. Ha bu şunu demek istemiş galiba. Buradan çizilen yükseklik dışarı düşmüyor demek istemiş herhalde. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi benden kosinüs alfa isteniyor. Kosinüs alfa buradaki dik üçgende Bak alfa burada ya. Alfanın komşusu 4 hiposu 5. 4 bölü 5 artı sekant alfa dediğimiz 1 bölü kosinüs alfaydı. E kosinüs alfa 4 bölü 5 değil miydi? Yani 1 bölü 4 bölü 5. Yani 4 bölü 5 artı 5 bölü 4 soruluyor bana. Şunu 4 ile çarparım şunu 5 ile çarpalım. E bu da ne yaptı? 16 artı 25 bölü 20 yapar. Cevap da 41 bölü 20 yapar arkadaşlar. Evet örnek 8 41 bölü 20 çıktı. Geldik örnek 9'a. Arkadaş alfa var 90 var. Bu açıyla bu açı eşit verilmiş. E ben buraya bir beta dersem. Açıya dal diyor soru bana. Buradan ne çıktı? Alfa ile beta'nın toplamı ne oldu arkadaşım? 90 mı oldu? Evet. Bak burası beta ya. Ana. Burası da 90 olduğundan beta 90'sa sıradaki de alfa değil midir? Evet. Kardeşim böyle açıya dal diyorsa dal. Özellikle alfa beta bizim için aşırı derecede önemli. Tamam. Bu sefer a'yı, EB'nin uzunluğundan büyük vermiş. Sinüs alfa çarpı kosinüs alfa nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hadi bakalım. Burası üçgen. Burası da üç değil mi? Evet. Arkadaşlar şu üçgen alfa beta 90'lı bir üçgen. E şuradaki üçgen de alfa beta 90'lı üçgen. Bu iki üçgen ne oldu? Benzer oldu. E o zaman benzerliği kullanacağız. Burada alfanın karşısını bilmiyorum. Şuraya bir x diyelim. Zaten Buraya x dersem tamamı da 10 verilmiş ya. Buraya da 10 eksi x kaldı. O zaman benzerliği uygulayalım bakalım. Bak geometri işliyor burada. Geometriyi bilmezsen trigonometrideki soruları yapamazsın. Bak açılara da aldım. iki üçgen benzer çıktı. X'i ben benzerlikten bulacağım. Hadi bulalım bakalım. Alfanın karşısı x bölü. Alfanın karşısı nedir arkadaşım? Hmm. Ya da şöyle mi yapsak? Trigonometri. Trigonometri. Oradan mı yapsam? Ş şuradan yapabilirim arkadaşlar. Benzerlikten yapacaktım, direkt sinüs alfa çarpı x'i bulacaktım. Sonra x'i bulduktan sonra da şeyde e, ne derler orada? Bu x'i bulduktan sonra da burada işte sinüs alfa ve kosinüs alfa'yı bulurum diyecektim. Tamam, benzerlikten yapılabilir. Şöyle de yapabilirsin aslında. Hocam sinüs alfa değerini ne eşit? Şu üçgende x bölü 3 eşit. Hocam sinüs alfa burada da 3 bölü ne eşit? 3 bölü 10 eksi x eşit. Ha, işler dışlar yaparsan yine sonuca ulaşırsın. Tamam. Ama ben benzerliğe soyundum. Benzerliğe gideyim istersen. Yine aynı şey oradan gelecek zaten. Alfanın karşısı x bölü. Alfanın karşısı 3 eşittir. Betanın karşısı 3 bölü. Betanın karşısı 10 eksi x. Bak benzerlik. Biraz önce sinüs alfa değeri x bölü eşit 3 eşit. Bu da e, x bölü 3 eşit. Bu da 3 x bölü 3. 3 bölü 10 eksi x eşit. Bak aynı şey geldi mi geldi. İşler dışlar yaparsak buradan 10 x eksi x kare eşittir 9 geldi. Hepsini öbür tarafa atayım. 0 eşittir x kare eksi 10 x artı 9 geldi. Çarpanları ayıracağım. Eksi 9'a eksi 1 dersem bu da x'e x olursa çapraz çarpımların toplamları eksi 10'u verdi. O zaman x eksi 9 ve x eksi 1 eşit 0'dan. Yani burası eşit 0'sa x 9 gelir. Burası eşit 0'sa x 1 gelir. Ama bana ne demiş? AE büyüktür. EB'nin uzunluğundan demiş. O zaman AE daha, daha büyükse x yerine 9 yazarsam burası 1 yapar. Bunu 9 yazdığım zaman şu şart sağlanmadı. O zaman ben x yerine ne yazacağım? 1 yazacağım. 1 yazınca burası da ne çıktı arkadaşlar? 9 çıktı. O zaman bu şart sağlandı. Şimdi benden ne isteniyor? Sinüs alfa çarpı kosinüs alfa isteniyor. Arkadaş şuradaki dik üçgende 1 3 burası da e, a kare eşittir 1'in karesi artı 3'ün karesinden dolayı 10 yapıyor ya. Burası da kök 10 yaptı ya. Şimdi sinüs alfa'ya bak. Alfa burada karşı bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 10 çarpı kosinüs alfa. Komşu bölü hipotenüs. 3 bölü kök 10 isteniyor benden. O zaman cevabımız ne yapar? 3 bölü 10 yapar dostlar. Örnek 9'da 3 bölü 10 bulduk ve geldik bu videonun son sorusuna. Evet tanjant beta artı kotanjant alfa 3 bölü 4 olduğuna göre hmm. şimdi neler vermiş bana neler neler vermiş. Hocam alfa 90'sa ben buraya beta mı desem acaba? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Yani sen burada zaten beta verilmiş. Alfa ile betanın toplamının 90 derece olduğunu biliyor musun? Ya bilmiyorsun. O zaman sil. Burası teta. Mesela alfa ile tetanın toplamı. Durma ama soruyu tam okuyayım. Aşağıda dik kesildi. Dikdörtgen şeklindeki beton duvarı gösterilmiştir. Tamam. Beton duvar A ve B noktalarındaki düz iki demir ile yere dik konumda olacak şekilde sabitlenmiş. Şöyle sabitlenmiş. Eyvallah. Beton duvarın yüksekliği 8 metre arkadaş 8 metre. Burası da 8 metre. Olup genişliği de 2 metre. Burası da 2 metre olarak verilmiş. Tanjant beta verilmiş. Tamam. Kotanjant alfa da verilmiş. AB uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş işlem yapacağım. Yani burası 90 derece değil mi? Evet, burası da 90 derece. Adam sana tanjant beta'yı vermişse, tanjant beta şuraya x diyelim. Tanjant beta dediğimiz nedir arkadaşlar? Bak, şurada yazıyorum. Hop geldim, şurada yazıyorum. Tanjant beta dediğimiz nedir? x bölü 8'dir hocam. x bölü 8 artı kotanjant alfa demiş. E buradaki dik üçgende de kotanjant komşu bölü hipotenüs değil mi? Yani y dersem y bölü 8 değil mi? Evet y bölü 8 eşittir. 3 bölü 4 verilmiş. Hocam x artı y bölü 8 eşittir. 3 bölü 4 çıktı ya. Aha da bunlar gitti. 2, 2 kere 3 6. Ana x artı y'yi 6 buldum. E bizden ne isteniyor? AB uzunluğu isteniyor. Ali Bey uzunluğu ne? Hocam şu y 2 ve x'in toplamı yani x artı y artı 2 isteniyor bizden. x artı y'yi biz 6 bulmadık mı gençler? 6 artı 2'den cevap kaç yapar? 8 yapar. Bu soruya bakan bu soruyu gören masum köylü. La biz ne yapacağız? Abi böyle bakıyorsunuz. Bak bak kardeşim kalemin çalışsın elin çalışsın. Adam sana tanjant beta diyor. Burada dik üçgen var. Şuraya bir x de karşısı lazım bana. x bölü 8 yaz buraya. Burada da sana kotanjant alfa diyor. E, dik üçgen var zaten hali hazırda. Kotanjant demek komşu bölü hipotenüs. o zaman gel buraya ye yaz. Komşu bölü hipotenüsü kullan kardeşim. Niye elin çalışmıyor? Elin çalışmazsa kafan hiç çalışmaz. O yüzden önce bazı sorularda elini çalıştır. Kendiliğinden işlemle sonuca ulaşıyorsun. Gördüğün üzere. Evet 10. soruyu da 8 bulduk. Ve böylelikle bu videoyu burada sonlandıralım isterseniz gençler. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 3. günün 2. videosunda. Yani trigonometrik oranlar mıydı burası? Evet trigonometrik oranların devamında. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.